Evet, teşekkür ederim. Evet, belki bana biraz önce söz verdi Ufuk çünkü saat 5'te ayrılacağım. Belki sırayı bozdum, o yüzden bilmiyorum. Ben 5 madde halinde kısaca 5 gözlem ifade etmek istiyorum. Birincisi, önümüzdeki sorun sabahleyin Murat Belge güçler ve haklılar karşılaşması olmamız lazım. Çünkü haklılık konumunda olan, haklılar konumunda olanlar buna ne sıfatla kendilerini haklılar konumunda tanımlıyorlar? Mazlum ve mağdur olmaktan dolayı haklılarsa eğer ve sadece mazlum ve mağdur olmaktan dolayı haklılarsa eğer hiç de demokrat olmaları gerekmez. Dolayısıyla mağdurlar da özünde güçlü olmaya hevesli olabilirler. Dolayısıyla sadece mağdur olmak üzerinden söz hakkı ve demokratlık kıyafeti giyenlerin daha sonra güçlü olduklarında hiç de demokrat değil, tam da despot olduklarını biz yakinen görüyoruz. Dolayısıyla biraz bu mağduriyet haklılığın üzerine düşünmemiz gerekir. Mağdur olanlar sadece kendi mağduriyetleri üzerinden toplumsallaşmayı ve demokrasiyi tasarladıklarında o tam biraz evvel bahsettiğiniz kendisine demokrat olmanın bütünüyle koşullarını yerine getirirler. İkinci nokta, bunu sadece bir tespit olarak ortaya koyuyorum. Tartışmayı ileride devam edebiliriz. İkinci nokta, azınlık haklarına saygılı ama yurttaşlık haklarını bütünüyle ihlal eden otoriter rejimler olabilir. Bunların arasında en güzel örnek Rusya'dır. Rusya bütünüyle azınlık haklarına saygılı fakat bütünüyle yurttaşlık haklarını ihlal eden bir otoriter rejimdir. Dolayısıyla sadece ve esas olarak azınlık hakları üzerinden tasarladığımız yurttaşlık hakları bizi başka türlü otoriter rejimlerin yoluna götürebilir. Önümüzde örnekler var. Sabahleyin bir arkadaşımız imparatorluktan çıkmanın sakıncalarından bahsetti. Rusya imparatorluğu devam ettiriyor. Ve Rusya İmparatorluğu gayet güzel otoriter rejimleri çerçevesinde bir rejimi bir imparatorluk olarak, yani çok halklı, çok dilli bir imparatorluk olarak gayet güzel sürdürebiliyor. Üçüncü nokta, biz kendi demokrasimizi sabahleyin Suat Bey bahsettiğiniz, onun için sadece hatırlatma babında söylüyorum, söylediklerinize bütünüyle katılıyorum. Demokrasinin Türkiye sorunu, dünyadan baktığımızda demokrasinin Türkiye sorunu dediğimizde biraz kendimize çok çekiyoruz sorunu. Eğer dünyada demokrasinin sorunu olan yerler varsa, bir Rusya var, bir Çin var. Onlar bizim yanımızda çok daha büyük sorunlar dünya açısından. Demokrasinin bir Rusya sorunu var, bir Çin sorunu var, bir Afrika sorunu var. Kuzey Kore'yi hadi küçük örnek olarak saymıyorum. Çoğunluğa dayalı otoriter rejimleri nasıl çıkacağız? Çok ciddi bir sorun bu. Çoğunluğa dayalı otoriter rejim. Çoğunluk mu çoğunluk? Çoğunluk istiyor mu? İstiyor. Çoğunluk dediğimiz zaman %50 demokraside büyük bir çoğunluktur. Çünkü karşısında %50 yok. Karşısında %20 var, %15 var, %25 var. Veya bölüşme var. Yani bir %50 var ve dünyanın neresinde olursa olsun bir çok partili rejimde bir parti %45, %50 aldı mı geniş bir çoğunluk almış anlamına gelir. Ve bu fiili olarak bizde yaşanan durumdur. Ve bu çoğunluğa dayalı otoriter rejimlerden nasıl çıkacağız? Sabahleyin sunuşu yaparken Riha Çamuroğlu zannediyorum işaret etti. Çok doğru ve çok tehlikeli bir noktaya işaret etti. Olağanüstü rejimlerden olağanüstü koşullarda çıkılır dedi. Olağanüstü rejimlerden, yani çoğunluğa dayalı otoriter rejimlerden biz olağanüstü olarak tanımlarsak olağanüstü koşullarda mı çıkacağız? Olağanüstü koşullar ne demek? Savaş mı demek? Doğru. Bir savaşı kaybedersek çıkabiliriz. Darbeyle mi çıkacağız?
İç savaşla mı çıkacağız? İsyanla mı çıkacağız? Yoksa nasıl çıkacağız? Kısa vadede biraz evvel bahsettiğiniz eğitim falan gibi şeyler kısa vadede sonuç verecek şeyler değil. 20 sene sonra sonuç verecek şeyler. Dördüncü nokta, demokrasinin birçok ülkede demokrasinin dinle sorunu var. Şimdi Yunanistan demokrasi, yani eski antik Yunan demokrasisini ele aldığımızda onun dinle bir sorunu yok, dikkat ederseniz. O verili tanrıların verdiği kurallar ve çerçevesinde, çok tanrılı dinler oldukları için de demokrasiyle din arasında bir çatışmayı yaratmıyorlar. Veyahut tanrılarla bir çatışmayı yapan kişiler de bunu bir demokrasinin mücadelesi içine getiriyorlar. Son tahlilde ama Sokrates de ölüme mahkum edildi. Tanrıların gençlerin tanrıların fikirlerinden caydırıcı fikirleri nedeniyle. Biz modern demokrasiden bahsediyoruz. Bakın, modern demokrasi 17. 18. yüzyılın koşullarında, belli koşullarda ve insanlık tarihinde bir istisna olarak, bir kaza olarak diyebiliriz bunu. Bir genel kural değil, bir kaza olarak, nedenini bilmediğimiz, hatta hala anlayamadığımız bir kaza olarak ortaya çıkmış koşullardan yayılmıştır. Kazadır. İnsanlık tarihinin bütün uzun süresi içinde bir kazadır. 200 yıldır. Bitiriyorum. Dolayısıyla demokrasinin dinle çok ciddi bir sorunu vardır. Bugün Polonya'da demokrasinin Katoliklikle çok ciddi, köktenci Katoliklikle çok ciddi bir sorunu vardır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasinin köktenci Protestanlarla çok ciddi sorunu vardır. Bugün Türkiye'de demokrasinin İslam'la çok ciddi sorunu vardır. Bu, İslam karşıtı olmak anlamına gelmez. Çoğunluk muhafazakar toplumda Türkiye'de tabii ki muhafazakarlar İslam referansı üzerinden hareket edeceklerdir. Ve İslam'la Polonya'da Katolik olduğu gibi Türkiye'de de kaçınılmaz olarak Katoliklikle değil İslam'la sorunu vardır. Bunu tartışmamız lazım. Din karşıtlığı anlamında değil, demokrasinin bu sorunla nasıl yüzleşeceğini ve bunu nasıl aşacağını tartışmak ve yüzleşmek anlamında gerekliktir. Bitiriyorum. Kürt sorunu konusunda da en önemli sorunumuz, acil sorunumuz, insanların öldüğü sorun çünkü şu anda. Başka konularda işçi sorunları falan var tabii ki ama kısa vadede insanların öldüğü sorun. Yalnız burada da Kürt hareketindeki arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim. Kürt sorunu bu haliyle ve çok ağır bedeller olarak 20-30 sene devam eder. Hiç öyle zannetmeyin, biz bu savaşı ve şiddeti yayarsak Türkler teslim olurlar ve biz bu işi kazanırız. İsrail, Filistin örneği karşımızda ve İsrailler gayet güzel Filistinlerle ve onları ezerek, Filistinler de onları öldürerek yaşıyorlar. 20-30-40 sene bu halimizle yaşarız. Hiç öyle iki yerde bomba patlatırız, İstanbul'da eylemi yaparız, tetiş eylemi yaparız, yapılır, yaparlar, desteklemeyiz ama aynı zamanda Türklerin çoğunluğunun aklı başına gelir diye düşünmeyin. Hiçbir yerde bu yöntemle teslim olan toplum tanımıyor. Bu daha çok, tamamen Ertuğrul Güney'in dediği gibi, daha büyük şiddeti doğurur ve bizi gerçek anlamda bir otoriter rejimin kucağına atar. Kürt sorunu da şiddetle iktidarı kazandığı için aynı zamanda Kürt sorunu da kendi otoriter rejimini ve şiddet rejimini bağımsızlık içinde kurabilir. Teşekkür ederim.